Dijitaller.com'dan herkese merhaba. Ben Hüseyin Emre Girgin. Bugün teknolojiye yön veren insanları tanıyoruz. İlk konuğumuz Doug Engelbert. Doug Engelbert aslında internetin yaygınlaşmasını sağlayan en önemli isimlerden birisi. 1969 yılında ARPANET, ilk veri transferini Leonard Kleinrock'ın Ukra'daki laboratuvarı ile Engelbert'ın Stanford'daki laboratuvar arasında gerçekleştirmiştir. Engelbert, hem bir felsefeci, hem bir bilim adamı, hem de bir mucit olarak biliniyordu. Bilgisayarlar için ilk fare tasarımını yapan kişiydi. İlk fare tasarımını yaptığında ne kadar büyük bir işe imza attığını bilmiyordu. 1987 yılında aldığı patentin süresi dolduğunda işin peşine düşme gereği duymadı. İkinci isim Marty Cooper. Marty Cooper, 1973 yılında radyo telefon sisteminin patentini almasıyla cep telefonlarının öncüsü olarak anılmaya başlanmıştı. O yıllarda Motorola'da çalışan Cooper, aynı zamanda taşınabilir telefonlarla ilk aramayı yapan kişidir. Cooper'ın yaptığı açıklamaya göre bu fikri Star Trek, yani uzay yolu filminden esinlenmiştir. Şu anda Marty Cooper, kurucusu olduğu Renicam firmasının CEO'su olarak iş hayatına devam etmektedir. Sıradaki isim Federico Fagin. Federico Fagin, İtalyan kökenli bir Amerikan fizikçidir. Her şey Intel firmasına MCS4 tasarımcısı ve proje lideri olarak katılmasıyla başlamıştır. 1970-1971 yılları arasında Fagin, bir merkezi işlemciyi yani CPU'yu tek bir çip içine entegre etmeyi başarabilen ilk çip tasarımcısı olmuştur. Bu sayede de dünyanın ilk mikro işlemcisini icat eden kişidir. İlk mikro işlemci 740 kHz saat hızına, 4 bit veri yolu genişliğine ve 4 kilobayt hafızaya sahiptir. Christopher Latham Sholes. Christopher Latham Sholes, 1819 yılında doğmuş Amerikalı bir mucittir. Günümüzde de kullanılan Q klavyeyi icat eden kişidir. Christopher Sholes, boş zamanlarının çoğunu icat yaparak geçiriyordu. Arkadaşı Carlos Gildan ile bir numaralama makinesi icat etti. Daha sonra bu makineyi harf basma makinesine dönüştürmeye karar verdiler. Bugün kullandığımıza benzer bir klavye tasarladılar. Ancak icatlarından çok para kazanamadıkları için Remington & Sons adlı bir şirkete sattı. Bu şirket 1874 yılında ilk ürettikleri daktiloyu sattılar. Kısa sürede daktilo çok yaygın bir hale geldi. Şu anda kullandığımız Q klavyenin serüveni bu şekilde başlamış oldu. Son isim Nathaniel Baldwin. Nathaniel Baldwin, Amerika Utahlı bir mucittir. Her gün kullandığımız veya gördüğümüz kulaklıkların temelini atan kişidir. Kulaklığı ilk olarak 1910 yılında Amerikan ordusu için tasarlamıştı. Ordunun kullanım amacı telgraf seslerini dinleyebilmekti. Tasarımının ordu tarafından beğenilmesiyle birlikte Baldwin'den daha çok kulaklık istendi. Ancak Baldwin sadece 10 kulaklık yapabileceğini söyledi çünkü kulaklıkları mutfağında üretiyordu. İcadından 105 yıl geçti fakat halen hayatımızda yerini buluyor. Aslında bir asır geçmiş tasarımın da pek değişikliğe uğramamış olması da icadın başarısını gösteriyor. Bizi izlediğiniz için ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dijitaller.com web sitemiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.